Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Handak gazatıdan keyin o tarihini alohida yana gapirib oldinan. Endi eng og'ir voqeani qara. 14 ming odam bostirib kelyapti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen şartnama asosida yaşayatken içkerde kabileler var. Bani Kurayza var. Bani Nadir var. Bani Kaynuka degen kabileler var. Şu kabileler ham ahdnomani buzuşken içkereden durdu. Vaziyet karayın. Yani siyasi vaziyetin ahvalını karayın. İçkereden ham hıyanat var. Ular ham katta cemaat. Ve en boy cemaat. Peygamber aleyhissalatu vesselam Talha ibn Ubaydullah'ın çakırıp aytkanlar borçu, ula bilen gepleşti, nime ki ular şartlanmanı bizi yaptı? Talha aytkanlar oturup, o işe Yahudilerinin kattası bilen, Huyay ibn Ahtab bilen, gepleşip aytkanlar, nime ki şartlanmanı bizi yaptı der, dese ilkesin kıskı. Biz degen Medine'deki hurma bağlarımızın üçten birini senge bireylik, Yahudilerge. Üçten birini bireylik. Keliler, düşman kegende bizden arkamızdan bıçaklamaylar diye yaptılar. Vaziyet ne karay? Neyse yok. Oğlum, yarmını bireylik, hurmalarımızın yarmını silagi birer. Şuna kıkmıyılar desin. Yok diye. Boptu hurmalarını hamasını biremiz de geldiler. Hurmanı hamasını biremiz de geldiler. Halbuki Yahudi etken ki, hey sen ne diye yapsan de geldiler. Biz sizlerini, hatunilerini, kızilerini, balaylarını allakaçan bölü bu gelmez. Uzun şundakan sizler bizdeki bobol değiller. Unturini adam kere yaptı ya, biz bir adam sizlerle hücum kalemiz diye. Şunda kelip etkerler, bunlar anı hıyanat götürüp de gelirler. Yolu yok. İnna lillahi ve inna ilahi raciun dediler. Lekin Handak yaman iş verdi. Ulardan bir artısı otaygana yıkıp, bitti adam ötken, bir dana adam ötken. O adam namı eşitilse Ebul Almış o adam idi. Namı eşitilse bütün Arap cezirasında yigitler tizzesi kaltıraydıgan adam idi. Atka mingende atını biri yigilip duradıgan ayağı yeri tegip duradıgan adam idi. Şu ötkende çakırdı. Handak'dan öttü şu uziyakke öttü. Hey Müslümanlar var mı erkekin? Kel yakke yakke uruşamız dedi. Hadrat Ali onlarından turdular. Ali radıyallahu anh şu peyitte bulseler 18 ya 19 yaşlı yigit. Orunlardan turdular. Ali otur cönge dediler. Bilesem o kimliğini falancı o dediler. Oturdular. Halbuki turda da o sizler aytar değiller. Bizden ölgeller cennette, sellerden ölgen cehennemde derdiler o. Keliler beni cehennemde göçeletmeyizler mi? Ben sizlerini cennetke göçeletemem. Maskarakli yaptı. Kalekekli yaptı. Hadrat Ali ya Allah'ın Resulü, ruhsat vereyim ben bana ben dedi. Otur, o falancı dediler. Ki Ali ettiler ki, ya Allah'ın Resulü, o falancı olsa ne kıptı dedi, ben Ali'yim ben dedi. Degen de tur bu mesela, bar dediler. Kılıççı alıp kettiler. Tamaşa kıptırıp biz deydi. En tozan bu gitti. Körünme yaptı kim bilen kim kuruşu yetkeni. Tasır tusur, tasır tusur kılıçının avazları ahırı çeng basılgende Hadrat Ali kılıçta tuttular. Yerde yatıp da parçalanır. Peygamber aleyhisselam Allah'a ekber de geldiler. Allah Teala şamal cönetti. Ahzab na umut buldu. Peygamber aleyhisselatu vesselam'a uşa iman keltirgen lekin özünün kavmini haberi bulmagan bazı sahabeler kelip stratejik yol korsatışken. Ya Allah'ın Resulü, ben sizge iman keltirgen ben. Beni nime hizmetten buluşu mümkün? Aytin kılemen dedi. Beni kavmim Müslüman bugünümü bilmeydi. Eğer ruhsat verseyiz, ben bunların ortasını parçalaramam dedi. Kana kılasan. Yolunu kılemen. Fakat siz hakiyizde bazı yaman yapılarını yapırışkı ruhsat verin. Bobtu dediler, uruş hileden ibaret. O adam Yahudilerin aldığı vardı. Yahudilerin aldığı bordo da aytti ki bu dedi Kureyşlikler bilen yakın ben bilesiler dedi. Ular bilen kuda endeçiligim var dedi. Uların içi de korku, naumutlilik bulu yaptı. Yakında kayıtıp kiti var adı ular. Kayıtıp kitkenden keyin o isler bu Muhammed'de kolda kop gitesiler. Oşan için ular sizlerine taşap kitmesliği için ularını balalarını
asırga alıp, garavga alıp, apkep bu iler kanakage, kasırga, kalage. Bu mesem silerin taşap keti varsa silerge kıyım boladı dedi. Bunlar etki ki tuğra eti yapsan de işte. Akır bunlar hazı keti varsa, bu 50 kümüş naka turge. 45. günleri buluyetken gel. Şunca günden beri turup da alalma yaptı. Ettiği keti varsa biz gene mi boladı? Tuğra eti yapsam, ertege biz abarıp bulardıken garavga balasını sorayımız. Bu adam çıkıp vardı da kurduğa vardı. Sufyan'a gitti ki bu Yahudiler hıyanat kıldı yu dedi. Ha. Ular sizlerge hem hıyanat kıldı dedi. Balalarilerden falan öldürmakçı. Hemen yapmakçı. İki de kavmının ortasındaki işansızlık payda oldu. Ertesi günü kütüp duruşken de hakikaten Yahudiler gelip toplu üstte balaylarını bizge verip duruyla gel ol. Şu bilen ortada ittifak parçalandı. Ve Allah Subhanehu ve Teala ahzabını uzi yekke yeyindi. Biz kiliyetken Safa Marva'da dua kıldı ki La ilahe illallah de Enceze va'de Ve nasara abde وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ Allah'tan özge ilah yok. Allah yeganedir. Özünün vaadesini tarih kıyan zat. Vaadesini miydi? Bu Müslümanlarga imanını, galabesini korsatamam. Korsattı. اَنْجَزَ وَعَدَهُ tarih kıldı. وَنَسَرَ عَبْدَهُ Vaadesine yardım verdi. Nusrat verdi. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ Bütün başlı cemaatini, ahzabını özyekke yendi. Cenk olmayan şu bilen kaçken onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam dini, yani İslam'ın tarihi batıdaki bahiselerinin umumi yani tarihi cereyanı. Allah subhanahu ve teala biz dinimizin örgenip, tarihinin siyretinden faydalanıp, bu dinge kıyan hizmet kıyan zatlarının kadrini yetir, onge amel kırıp barışımızda Allah teala tafik versin. Amin. Ko'p muqaddasda turibmiz. Ular Makka afzalmi, Madina afzalmi degan masalada ixtilof qilgan. Malikiylar va Hanbaliylar Madinani afzal deydi. Ularning o'zlarining dalillari bor. İmam Muslimda, İmam Buxoriyda, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. O'sha rivoyatni dalil qilib keltirishadi. Boshqa mujtahidlar Makka nimaga desa Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan bu borasida ham hadislar bor. Makka'da okulgen, ha? Haram'da okulgen namaz 100,000 rekat keting. Bana şu afzal. Makka'nın fathıdan ki kitiyetkenlerde dua kıyarlar. Ey Makka'da geller. Yeryüzüde en afzal makansan sen. Eğer Akaba bayatı da ansarlarga vaada vermegeninde sende kalardım de geller. Yani vatanını seviş imandandır degen mavzunin manası. Bu hadis nasıl? Yani bu hadis anası hadis. Peygamber aleyhisselam Mekke'nin İslam közlerine yaş alardı. Durgen cahileri. Eğer adı bir düşmeyen de çıkmasıdım. Düşman beni çıkarmayan da çıkmasıdım. Bu işe başlayın. Çıkıp gelirlerdeki duaları. Degeller. Ben de şunu rivayet kılışıp Mekke afzal degeller hem var. Medine afzal degeni Ravza bilen minberin arası da Üy bilen minberin arası cennet mekanlardan bir mekan dediler. Demek Mekke, Medine'de cennet mekanı var. Bu afzal değildi. Karayın müştehitlerinin rivayetlerinin üstündeki iştihadını karayın. Peygamber aleyhissalatu vesselam yeryüzünde en afzal mıler? Rahmetallil alemin mıler? Ha, şu kişinin mübarek cesetleri katta? Medine'de. Bu cihattan hem Medine afzal değildi ulama. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kıyarlar. Buraya İmam Müslim rivayet kıyam. Ya Allah, İbrahim senin halilin, İbrahim senin benden. O Mekke'ni haram kıldı. Mekke'ye şeref buldu. Mekke'ye birgen şerefinin misliçesini Medine'ye ham verdi. Demek Mekke'ye birilgen şeref, fazilet Medine'de var. Onun misliçe var yani. Medine hakkında bunun kaylını, vaznını barakatlı kıl dediler. Dua kıldılar.
O'shaning uchun bu masalalarda afzaliyat masalasi ixtilof. Lekin hozir turgan o'rnimizni biz afzal bilishimiz kerak. Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan so'rashgan. Eng yaxshi kun qaysi? Deb Ibn Abbosdan so'radik. Ibn Abbos juma kuni dedi. Eng yaxshi amal qaysi? Deb so'radik. U beş vaqt namoz dedi. Siz nima deysiz deganda Hazrat Ali aytganlarki, bütün dünyadaki ulamalar yığılıp şu savolga cevap verse İbn Abbas'ın cevabını beramaydı. En zorunu beribdi bu. Lekin meniyan fikrim var deganlar. Nima deganda en yaxshi amal Allah kabul qilgan amal. Beş vaqt namoz o'qisangiz kabul qilmasa. Haj qilsangiz kabul qilmasa. En yaxshi qaysi kun deganda Allohga iymon bilan yo'liqqan kun dedilar. Allohga iymon bilan yo'liqqan kun. Demak, biz hozirgi turgan o'rnimizni ertaga avvaldan O'zbekistondan kelgan mo'tamarlarimiz barchasiga tashakkur. Ko'p rahmat ishlayim. Odobiylar bilan juda ko'p kunlarga bo'lyapsizlar. Bo'lishi mumkin. Turgan joyining taqaddosotini, muqaddasotini esdan chiqarib qo'yayotganlar bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Haramdasizlar. Ihromda turganingizda-ku esingizda turadi. Ihromni yechgandan keyin erkin bo'lib ketib qolmang. Ovozni baqirish, odobsizlik qilish, talashish, tortishish yaxshi emas. Shu haramda turgan paytimizda o'zimizni tarbiya qilaylikki, keyingi hayotimizda vatanga borganda bu davom etsin. O'zimizni nazorat qila oladigan, nafsimizni nazorat qila oladigan bo'laylik. Mavzular ichida dolzarb bo'lgan uchun eslatib qo'yibman. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin, o'zi rozi bo'ladigan ishlarga muyassar musharraf qilsin.